Eren Şentürk. Birazcık şuur iyidir. Şuur eksik olunca gün geçtikçe maddeleri artan kurallar, tüzükler, etikler yazıp yazıp savrulmayı kontrol altına almaya çalışıyoruz ama olmuyor. Akıl, zeka, bilgi, tecrübe, inkar edilemez ihtiyaçlar. Hepsi bir araya gelince şahane neticeler çıkar ortaya. Ancak hepsinin üzerine bir şuur lazım. Mübarek Ramazan, şuursuz su içsek Rahman Allah orucumuzu bile bozmuyor. Şuur o derece önemli. Etik maddeleri diye söz açtığımıza göre ben de kendi etiğimi yazayım. 1. Haber ajanslarında muhalif diye söz edilen Suriyeli devrimciler için asla muhalif demiyoruz. Onlar muhalif değil devrimci. 2. Suriye devleti diye bir yer yok. Esed Hamaney rejimi var. 3. Suriye devlet başkanı diye biri yok. Esed Hamaney rejim lideri Esed var. 4 Mısır devrik cumhurbaşkanı Mısır eski cumhurbaşkanı demiyoruz. Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi diyoruz. 5 Muhammed Morsi yazmıyoruz. Muhammed Mursi yazıyoruz. 6 Mısır cumhurbaşkanı Sisi demiyoruz. Junta lideri General Sisi ya da darbe komutanı Sisi diye yazıyoruz. 7 Kuzey Suriye diye bir yer yok. Suriye'nin kuzeyi var. Gazete sayfalarından ülkeleri bölmüyoruz. 8 Kürt güçleri diye bir güç yok. PYD PKK var. 9 Euro demiyoruz, avro diyoruz. 10. Yahudilik bir ırk, din olan Musevilik, İsrail terör devleti hakkında haberler yaparken Yahudiler Museviler demiyoruz, Siyonistler diyoruz. 11. Gazze, Kudüs, Batı Şeria ülke değil, Filistin'in şehirleri ve bölgeleri. 12. İsrail askerleri şehit etti demiyoruz çünkü şehadet Rahman olan Allah'ın takdiri. İnsanlar birbirini öldürür, katleder ama onlardan bazılarını Allah şehadet nasip eder. 13. Ölüm haberlerinde kurban verdi, kurban etti demiyoruz çünkü kurban sadece Allah'a verilen ve şartları olan bir ibadettir. 14. Doğu Türkistan için Sincan demiyoruz. Bu adı Sincan yani kurtarılmış bölge, yeni topraklar anlamında Çinlilerin koyduğunu biliyoruz. Langur lungur hızlıca yetiştirmek zorunda olduğumuz tek haber, İsrafil aleyhisselam suru üfledi, elinizde kalan fidanları dikin kıyamet kopuyor haberi. Bunun dışında kalan haberlerin hiçbirisi bilmem kaç dakika gecikince hiçbir şey kaybetmiyoruz. Şuursuzca kullandığımız kelimeler ve tanımlarsa tarihe birer ayıp olarak yazılıyor. Eremşen Türk Diriliş Postası.